Uzaktan Öğretmenim kanalından herkese merhabalar sevgili öğrencilerim. Bugün sizlerle birlikte akıllı ödev 13'ü yani problem çözerken çıkarma işleminden nasıl faydalanırız bunu göreceğiz. Daha doğrusu çıkarma işlemiyle ilgili problemleri nasıl çözeriz bunları göreceğiz sizlerle birlikte. Tabii ki birazcık zor sorular olacak. İleri seviye sorular olacak çocuklar. Sizden yapmanızı istediğimiz tek şey derse başlamadan önce beğen butonuna basarsanız daha fazla öğrencimize bu yayın ulaşacağı için biz de mutlu olacağız. Haydi o zaman çocuklar, şimdi problemlerle, çıkarma işlemi problemleriyle başlıyoruz. Akıllı ödev 13. Bu ödevin çıktısını da Telegram kanalımızdan alabilirsiniz. Uzaktan öğretmenim Telegram adresimizden. Şimdi 8 tane soru gelecek karşınıza ve bu 8 soru çok böyle kapsamlı. Karşınıza çıkabilecek bütün soru tiplerini burada yerleştirdim. Aynı zamanda şimdiye kadar görmüş olduğumuz konuların bir tekrarı olacak. Sözü fazla uzatmayalım. Akıllı ödev 13'e birinci soruyla başlayalım. Birinci sorumuz ekranlarınızda. Şöyle bir soruya bakalım. Evet, bir soruya bakarken de Zeynep bize soruyu okusun bakalım. Basamaklı, rakamları farklı, en küçük tek sayı ile iki basamaklı rakamlar farklı, en büyük tek sayının farkı kaçtır? Örneğin burada üç basamaklı rakamları farklı, en küçük tek sayı diyor. Burada rakamları en küçük olacak ve rakamları farklı olacak. Ama bir de Yani. tek olacak. En küçük olduğu için bir ile başlayacağız, yani 100. Evet. 102 olacak. 103 olacak. Pardon, ben Evet. 103. Tek diyor. Tek dediği için 102'yi 103 yapacağız. Devam edelim. İkinci sayımıza bak. İki basamaklı rakamları farklı, en büyük tek sayı diyor. Örneğin burada 900'e başlayacağız. İki basamaklı olduğu için 90'la başlayacak. 90'la başlayacağız. 97 oluyor. Bravo Zeynep. 97 oluyor. Bunların farkını istiyor bizden. Haydi çıkar bakalım. Öğretmenim, 3'ten 7 çıkmaz. Komşuya gittik. Komşuda da yok. Diğer komşuya gittik. O komşuda bir 0 kaldı. Diğer komşuya verdi. 10 oldu. O da diğerine verdi. O da 9 oldu. Diğeri de 13 oldu. 13'ten 7 çıkarsa 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 kalıyor. Evet. 9'dan 9 çıkarsa da 0 kalıyor. Sıfırdan da bir şey çıkmadığı için 0 kalıyor. Cevabımız 6. Çok güzel. Cevabımız 6. Bu arada Zeynep, bayağı rüzgar var sizin orada herhalde. Rüzgar sesi ta buraya kadar geldi. Cevabımız 6. Tebrik ediyoruz ve ikinci soru şu anda karşımızda. İkinci sorumuzu da bize tane tane Mert okuyor. 5, 8, 0 rakamlarını birer kere kullanarak yazılabilecek 3 basamaklı en küçük tek sayı ile yine aynı rakamları birer kez kullanılarak yazılabilecek 3 basamaklı en küçük çift sayının farkı kaçtır? Yani 5, 8, 0 rakamlarını birer kere kullanarak yazılabilecek 3 basamaklı en küçük tek sayı. Benim burada Evet. iki tane tek sayı var. En Yo, bir küçüğü de tane var. sıfır. Benim 0 ve 8. Sıfır tek sayı mıydı? Doğru. Bir tane var. 5. Benim onu birler basamağına Evet. yazıyoruz. Beşi türler tek istediği için beşi birler basamağına yazdım. Geriye 8 ve 0 kaldı. 3 basamaklı dediği için ne yapamıyorum Mert? Yani sıfır ve yüzler basamağına yazamıyoruz. O yüzden 805 oluyor sayı. Çok güzel. Tamam, devam edelim. Diğer sayıya bakalım. Yine aynı rakamları birer kere kullanılarak yazılabilecek 3 basamaklı en küçük çift sayı. Örneğin bu sefer iki tane çift sayı var. Hı hı. En küçük dediği için en küçüğünü birler basamağına yazıyoruz. Evet. Şöyle 0 ve 8 var burada. Gördüğünüz gibi en küçük dediği için
Burada iki tane ihtimal var çocuklar. Ya sıfırı sona yazarsınız ya da sekizi sona yazarsınız. Çünkü çift diyor. Şimdi her halükarda da geriye kalan sayılar, mesela sıfır yazdığımız durumda 5 ve 8 kalıyor. Önce küçük olanı sonra büyük olanı yazarız. Çünkü en küçük diyor bizde, bakın şurada. Alttakinde de ne kalıyor geriye? 0 ve 5 kalıyor. Orada da önce 5'i sonra 0 yazabiliriz. 0'ı başa yazamayız. Şimdi Zaman bakıyorum bana en küçük dediği için hangisi daha küçük oluyor burada? evet, 500 508. daha küçük. Evet. O zaman diyorum ki benden istediği şey 508. 805'ten de 508 çıkartacağız. 5'ten 8 çıkmaz, bir anı kaldı. Komşuda onluk yok. Bir daha diğer komşuya gitti. Komşu oradan aldı. Güzel basamağında 7 oldu. Yani onlar basamağı, biller basamağı vereceği için orası 9 olup biller basamağı 15 oluyor. Evet. 15'ten 8 çıktı, 7. Evet. 9'dan 0 çıktı, 9. 7'den 5 çıktı, 3. Ay, 2. Cevabımız 297 olur çocuklar. Bu soruyu doğru cevaplayan öğrencilerimi tebrik ediyorum. Dediğim gibi sorular bir tık zor sorular. Yani öyle çok basit sorular yok şu anda karşınızda. Üçüncü soru ama bir tık daha kolay bir soru. Soruyu okuyalım. Sırada Emirhan var. Hadi Emirhan, dinleyelim seni. Bir çikolata bak, Fabrikasında. yazıyorum. Bir çikolata bir rakasında günde 234 kakaolu 134 sütlü ikisinin farkı kadar da çilekli çikolata üretmektedir. Bu fabrika günde kaç çikolata üretir? Bu Soruyu bir fabrika anlayalım. Çocuklar diyor ki bir çikolata fabrikasında 200, bakın kakaolu yazdım, 234 tane kakaolu çikolata üretiyormuş. 134 tane sütlü çikolata üretiyormuş ve ikisinin farkı kadar da çilekli çikolata üretiyormuş. Şimdi bize sorulan soru ne? Bu fabrikada günde kaç çikolata üretildi? Biz kakaolu çikolata miktarını biliyoruz, sütlüyü biliyoruz. Bu ikisinin farkını bulup çikolatalıyı bulacağız. Sonra da toplamını bulacağız. Evet Emirhan. evet, öğretmenim, 234 ile 134'ü çıkaralım mı görünce? Evet, 4'ten 4 çıktı 0. 3'ten 3 4'ten çıktı 4 0. çıktı 0, 3'ten 3 çıktı 0, 2'den 1 çıktı, 1 kaldı. Evet. Şimdi toplamını istiyor bunların. Şimdi öğretmenim, 234, 134, 100'ü ve 100'ü toplayacağız. 4 ile 4'ü topladık, 8, bir de 0'ı topladık, 8 oldu. 9 olmayacak ya. 3 ile 3'ü topladık, 6. 0'ı topladığımızda 6. 2 ile 1'i topladık, 3. 3 ile 1'i topladık, 4. O zaman 4 ile 4, 160, Evet. 130 oldu. Cevabımız 468 olur. 3'te 3 giden öğrencilerimi tebrik ediyorum. Bu dersi YouTube'dan izleyen öğrencilerimiz de yorumlar kısmına 8 soruda kaç doğru yaptıklarını yazabilirler. Ve bir sonraki sorumuz geldi. Sonraki sorumuzu Nisa okuyor bize. Hay çocuklar, sizler de çözüyorsunuz. Yüzer basamağı 5 olan 3 basamaklı rakamları farklı en büyük sayıdan rakamları farklı 3 basamaklı en küçük tek sayıyı çıkardığımızda elde ettiğimiz sayının sayı değerli Nisa, toplamı soruyu okuduğumuzda biraz böyle kafa karıştırır gibi geliyor ama şimdi sen bize tane tane anlatırsın bunu, biz de daha iyi anlarız. Hadi bakalım. kaç olur? Şimdi ilk sayının yüzer basamağında 5 var diyor. 3 basamaklıymış, rakamları da farklıymış ama en büyük sayıymış. Şimdi buraya en büyük dediği için 598 gelir. Çok güzel. İkinci sayımızda rakamları farklı, 3 basamaklı en küçük tek sayı diyor. İlk başa 1'i koyuyoruz. İkinciye 0 koyuyoruz. Sonra da 3 koyuyoruz. Çünkü rakamları farklı diyor. Ve Şimdi tek diyor değil mi? Ve tek diyor.
Evet, devam et. Sayıyı çıkardığımızda ikisini çıkarıyoruz. 8'den 3 çıkarsa 5, 9'dan 0 çıkarsa 9, 5'ten 1 çıkarsa 4. Peki Bitti mi soru cevap? bitmedi. Evet, Bitmedi. soru bitmedi çünkü Sayı değerleri sayı toplamını değerlerini topluyor. istiyor. Evet. Şimdi sayı değerleri 4, 9, 5. Bunların toplamı 9, 5 daha 14, 14, 4 daha 18. Cevabımız 18. Evet Nisa'cığım, zor bir soruydu. Zor bir soruyu gayet güzel bir şekilde anlattın. Bu soru tiplerine çocuklar artık aşina olalım, yani alışalım. Bu tarz sorular özellikle kolej sınavı gibi veya böyle üst düzey sınavlarda çok karşımıza gelir. İşte en çok karıştırdığımız sorulardan birisine geldi şimdi sıra. Çoğu öğrencimiz bunlarda biraz zorlanıyorlar ama inanıyorum ki siz çok kolay bir şekilde yapacaksınız. Bu soruyu da bize Şeyda okuyor. A yerine yazılabilecek en büyük çift sayının farkını bulun. A yerine yazılabilecek en küçük tek sayıyı iki 234 yüz küçükmüş otuz A'dan. Yani A 234'ten büyük. iki yüz otuz beş. Evet, büyük olması gerekiyor. 235. Peki tek mi demişti? Evet, tek demişti. 235 de tek sayı. Tamam, bu oldu. Zaten tek. 4 B yerine yazılabilecek en büyük çift sayının farkı. Yani 4 çift sayının farkı. 400 Evet. Harikasın. 28. Çocuklar şey daha çok güzel bir şekilde cevapladı. 430 büyükmüş B'den. Yani B küçükmüş Ama 430'dan. Dolayısıyla ne diyeceğiz buraya? 429 dememiz lazım. Ama çift diyor. Çift dediği için de 428 diyoruz. Peki bitti mi şey daha? Devam et bakalım. hayır, şu anda soru bitmedi. Bunların farkını soruyor. Evet. 428'den 235'i çıkaracağız. 8'den Devam. 5 çıkarsa 3. 3'ü yazıyoruz. 2'den 3 çıkmaz. Komşuya gidiyoruz. 4 onluktan 1'ini alıyoruz. 3 oluyor. 12 oluyor. 12'den de 3 çıkarsa 9 oluyor. 9'u aşağıya yazıyoruz. 3'ten 2 çıkarsa da 1 kalıyor. Çok güzel. Cevabımız 193 oluyor. Harika. Şeydacığım, bu zor soruyu hiç takılmadan gayet güzel çözdüğün için tebrik ediyorum seni güzel kızım. Eminim şu anda ekranları başında bizi izleyen öğrencilerimiz de bu soruları doğru cevaplıyorlardır. Evet. 6. soruyla devam ediyoruz. Çok güzel bir soru. Biraz farklı bir tarzı olan bir soru çocuklar. Genelde bu tarz sorularla pek karşılaşmıyorsunuz. Ama özellikle dediğim gibi böyle zor sınavlarda bunları sorarlar. Çok da güzel bir soru. Buyurun başlayın. Bize de bu soruyu sıradaki öğrencim yani Zülal okuyor. Evet Zülal. Ayperi'nin kumarasında 234 lira vardır. Esra'nın kumarasındaki para ise Ayperi'nindeki 56 liraya eksiktir. İkisi parasını birleştirerek 500 liraya satılan satranç takımından almak istiyorlar. Kaç liraya daha ihtiyaçları vardır? İlk Alper'in ağasını yazan Evet. Alper'in Ayper'in parası 234 234. Esra ise Ayper'den 56 lira eksikmiş. Bul bakayım Esra'yı. 234'ten 56'yı çıkaralım. 4'ten Çıkaralım. 6 çıkmaz. 10'lu kaldık. Burası 14. Diğer taraf 2 kalıyor. 14'ten 6 çıkar. Evet. 8 kalıyor. 8 Peki. kalıyor. Burası 2 idi. 2'den
2'den 5 çıkmaz. Komşuya Evet. gidip 10'lu kalıyoruz. Evet. Burası 12, karşı taraf 1 oluyor. 12'den 5 çıkar. 7 kalır. 7 Biraz kalıyor. daha buradan biraz daha işlemlerimiz artık hızlandırma burası zamanımız da 1'di. geldi. Aşağı indiriyoruz. Burası Peki. 1'di. 1'i aşağı indiriyoruz. Esra'nın parası 178'miş. Şimdi toplam paramızı buluyoruz. Toplam paramız 234 ile 178'i toplayacağız. Gülalcim sen yazma, sen ekrandan yap. Sen yazınca çok yavaş ilerliyor. Ekrandan yaptır sen hızlıca, ben yazarım ekrana. Hızlıca 4 8 daha. 4 ile 8'i toplayınca 12. 12'nin ikisi de var 1. 7 3 daha 10. Bir de elde 11. 11'in bir elde var 1. 2 1 daha 3, bir de elde 4. Şimdi Toplam paramız Ayperi ve Esra'nın toplam 412 412 oluyor. lirası var. Alacakları şey 500 liraymış. Ne yapacağız Zülal? 500'den 412'yi çıkartacağız. Dinliyoruz. 0'dan 2 çıkmaz. Komşuya gidiyoruz. Komşuda da onluk yok. Onluk yok. Komşumuz diğer komşuya gidiyor. Sonra orası 4 oluyor. Diğer taraf 9. Diğer taraf da 10 oluyor. 10'dan 2 çıkar. 8. 9'dan 1 çıkar. 8. 4'ten 4 çıkar. 0. Cevap 88. 88 Demek lira ki ihtiyacımız var. 88 liraya ihtiyacı varmış bu iki arkadaşın satranç almak için. Çocuklar satranç oynamayı seviyor musunuz? Seviyorsunuzdur diye düşünüyorum. Eğer Severim. satranç bilmiyorsanız yine bizim YouTube kanalımızda, Uzaktan Öğretmenim YouTube kanalında satranç öğretim videoları var. Siz YouTube'un arama kısmına Uzaktan Öğretmenim satranç yazarsanız sırasıyla takip ederseniz öğrenirsiniz. Şimdi 7. soruya geçiyoruz. Çok tatlı, çok minnoş bir soru geldi şimdi size. Bir hayvan barınağındaki diyor ve devam ediyor. Yusuf'cum sendeyiz. Yusuf sen okuyorsun. Bir hayvan barınağındaki erkek köpekler devam et. Bir hayvan barınağındaki erkek köpekler dişi köpeklerden 97 fazladır. Barınakta 449 erkek köpek olduğuna göre toplam kaç köpek vardır? Öğretmenim, şimdi erkek köpekler dişi köpeklerden 97 fazla olduğuna göre 449'dan 97'yi çıkarıyoruz. Yusuf'cum, çoğu arkadaşım burada hata yapıyor. Sen yapmadın, tebrik ederim. Çoğu arkadaşım burada hata yapıyor. Şöyle yapıyorlar. Burada 97 var ya, fazladır diyor. Hop, topluyorlar. Bu yanlış. Neden? Çünkü soruyu anlayalım. Soru bize diyor ki, erkek köpekler dişi köpeklerden 97 fazladır diyor. Ve bize erkek köpeklerin sayısını veriyor. Eğer dişiyi verseydi, erkeği bulmak için toplardık 97 ile. Ama erkeği vermiş. Dolayısıyla çıkartarak bulacağız. Devam et bakalım Yusuf. 9'dan 7 çıktı, 2 kalır. 4'ten 9 çıkmaz. Bir 10'lu kaldık. 14 oldu. 4 3 olduğuna göre 14'ten 9 çıktı, 5 kalır. 4'ten bir aldığımız için 3 oldu. 352. Şimdi toplamını yapıyoruz. 449'dan 352 topluyoruz. 9'da 2'yi topladık. 11'in biri elde var 1. 4 ile 9'u bir de elde 0, elde 1. 4 ile 3'ü topladığımız 7, bir de elde 8. 801 cevabımız etti. Bravo Yusuf, tebrik ediyorum. Gayet güzel bir çözümdü. Çocuklar bu soru tiplerine dikkat edelim. Şuradaki özellikle dikkat çektiğim tuzağa sakın düşmeyin. Şimdi size bol vitaminli bir soru geliyor. Şu soruya bakalım. Çok güzel bir soru. Bu sorunun cevabını
Şimdi bulacağız sizlerle birlikte ama bu sorunun tekniği çok önemli. Çok dikkatli bakmanızı istiyorum. Haydi bakalım bu soruyu da bizlere Alp Ilgaz'ın çözmesini istiyorum. Elma 300 ediyormuş. Şimdi burada yapmamız gereken 300'den 103'ü çıkarmaktır. 3 Peki. sıfırdan 3 çıkmaz. Komşuya gittik. Onda onluk yok. Diğerine gittik. Onluk verdi. O da bir tane onluk verdi. Ortadakinin 9 onluğu oldu. Onun 10. 10 eksi 3 oldu 7. 9'dan 0'ı çıkarıyoruz. 9. 2'den 1 çıktı da 7. Şey 1, 1. Peki. Saniye cevabını buluyoruz. Elmayı bulduk. Elma 197'ymiş. O zaman elma gördüğüm her yere 197 yazabilirim. Peki ikinci denkleme geç. Burada da diyor ki 197 eksi çilek eşittir 85. Burada Çileği nasıl yapmamız bulacağım? tabii ki de bunda anlatılması gereken Bir çıkarma işleminde sevgili öğrencilerim, evet, çıkan çıkarılma verilmezse çıkarma işlemi yapıyordum. evet 7'den 5 çıkar 7'den 5 çıktı 2 9'dan 8 çıktı 1 1'i oraya koyuyoruz ve 112 Çok cevabını buluyoruz. güzel. Çilekte 112'ymiş. Peki, Şimdi geldik üçüncüye. 197 artı 112 artı portakal eşittir 500 ediyormuş. Bunda ne yapıyorduk? Yine çıkarıyorduk. Önce 197 ile 112'yi topluyorduk. Sonra Evet. 500'den çıkarıyorduk. Dinliyoruz seni. 7 artı 2 9. 9 artı 1000 10. 10'un 0'ı 50 var 1. 1 1 2 50'yi de ekledik 309. Sonra ona diyor ki 500'den 309'u çıkarmamızı istiyor. Hı. 0'dan 9 çıkmaz. Komşuya gittik. Onda onluk yok. Bir dahakine gittik. O kendi onluğunu verdi. 4 oldu. Bu 9 oldu. Bu da 10 oldu. 10'dan 9 çıktı. 1. 9'dan 0 çıktı. 9. 4'ten de 3 çıktı. 1. Yani diyor ki portakal 191'miş. Harikasınız. 8 tane çok farklı ve farklı düzeylerde soru çözdük öğrencilerimle birlikte. Bizleri şu anda ekranları başında izleyen öğrencilerimiz de umarım istifade ederler. Problem çıkarma, problem çözme, çıkarma işlemi problem çıkarmıyoruz. Problem çözüyoruz sevgili çocuklar. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.